Selamünaleyküm kardeşlerim. YouTube'un en yavaş büyüyen PUBG kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu sabah yeni sezon geldi. Sizlere bu videoyu sabah 7.30'da çekiyorum. Ben sizin elinizi kolunuzu bağlasam da bu kanala abone olacağınızdan eminim. Gelin hep beraber M7 sezonun Royal Pass ödüllerini beraber yorumlayalım. İlk önce ödülleri şöyle bir hızlıca geçiyorum. Ondan sonra yorumlayalım beraber. Benim genel fikrim olumlu. Ben bu Royal Pass ödüllerini beğendim. Daha iyisi yapılabilir miydi? Bence yapılabilirdi. Uyuyakalmadan gelin bu Royal Pass ödüllerini yorumlayalım. Şu anda üzerimde görmüş olduğunuz kıyafet ilk ödülümüz. Ben gayet beğendim, yeterli buldum. Benim maç içerisinde kullanacağım kıyafetlerden birisi olacak. Dediğim gibi gayet beğendim. Bunun yanında elimde görmüş olduğunuz DP desenini veriyor. Bu da gayet başarılı. Bundan da anlaşılacağı üzere tam bir gotik havası var. Ben beğendim. İkisini de beğendim. Şimdi bir sonraki ödülümüz ise gotik havacı şapkası. Bence bu da gayet güzel. Kıyafetle birlikte uyumlu olmuş. Bu kıyafeti alıyor olsam büyük ihtimalle bu kaskı da kullanırım. Hoşuma gitti. Bunu da beğendim. Bir sonraki ödülümüz ise 10. sıradaki altın porselen başlığı. Ben bunu da gayet beğendim. Yani favori başlığım diyemem ama bunu da beğendim. Bu da güzel. Kullanılır yani, giderim var. Bir sonraki ödüle baktığımızda 15. sıradaki beğenmedim emojisi var. Adıyla çok uyumlu olmuş. Gerçekten bunu çok düşündünüz mü? Gerçekten hiç beğenmedim. Sırf yapmak için emoji yapmışsınız, hiç beğenmedim. Aynı ödül sırasında altın yeşil flash bombası var. İş görür, güzel. Standartın üzerinde koleksiyon arasında yer alır. Vasatın üstü diyelim, güzel. Şimdi 20. sıraya geldiğimizde kristal yumurta süslemesi var. Ben bunu da beğendim, kullanırım, güzel. İş yapar. Diğer ödüle geçtiğimizde de 20. sırada mavi ışık paraşütü var. Zevkler ve renkler tartışılmaz, kişiden kişiye göre değişir. Ben hiç beğenmedim bu paraşütü. Büyük ihtimalle de hiçbir zaman paraşütlerim arasına alıp oyuna bununla başlamam. Herhalde RP ödülleri arasında en sevdiğim ödül bu olabilir. Gördüğümde bayıldım. Ben bunu sıkça kullanacağım. Bu ödülümüz bizden geçer not aldı. Gayet güzel. Ben zorda kalmadıkça motor kullanan birisi değilim. Çok sevmiyorum. Ama bindiğimde de çok keyifli bir desen. Açık renkli, gayet göz alan, çok güzel bir desen. Ben bunu da çok beğendim. Yapanların ellerine sağlık. Şimdi getirdiği emoji var ya, efsane bir şey. Gerçekten beğenmek ne kelime, bayıldım. 10 numara efekt yapmışlar. Çok beğendim. Gelelim 35. sıradaki Çelik irade Uzi'ye. Yani açık söylemek gerekirse bende biraz çingene ruhu var. Ben silahta sadeyi çok sevmiyorum. Hani kusura bakmayın ama bazıları çok seviyordur ama ben hiç sevmiyorum. Dediğim gibi biraz çingenece olacak ya. O renkler gözükecek. Buna da orta diyelim. Ne beğenmedim ne çok beğendim. Orta yani. Olsa da olur, olmasa da olur bir Uzi. Şimdi görmüş olduğunuz altın yeşim M16 A4 gerçekten efsane. Görevleri bir an önce yapıp onu almayı düşünüyorum. Dediğim gibi yani bayıldıklarım arasına girer bu ödüller arasında. Bundan sonraki ödülümüz 45. sıradaki çöl yağmacısı maskesi. Gayet güzel, kıyafette uyumlu, kullanılır, kullanılır, güzel. Şimdi geldik 50. sıradaki ödüle. Yani final ödülü çöl yağmacısı şapkası ve çöl yağmacısı kıyafetiyle. Bence gayet güzel. Dediğim gibi daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi ama demek ki bu tarzda yapıyorlar. Ödüllerimiz bu kadardı. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.